Şimdi bu soruyu kim soruyor bu hocaya? Sait Hatipoğlu kim? Hocaların hocalarının hocası. Yani ilahiyattaki birçok hadis dalında hadis ilmi yapmış ilahiyattakilerin hemen hemen hepsinin hocası. Ve diyor bu şifa şerifte kazı yaz gibi büyük muhaddis, büyük az daha müştehit, maliki mezhebinin en büyük kadısı fakih onun yazdığı eserler değil ki bu. Kazı yaz kendinden ben peygamberden duydum diyemez ki. Hepsi senetli, isnatlı. Ben size kaç senedir şifa derslerini okuyorum. Görmüyor musunuz hadislerdeki adamların sayısını, senet, isnatları? Duymuyor musunuz yani? Ben diyor böyle bir peygambere inanmıyorum diyor. Böyle kutsal bir peygamber yok diyor ya. E bu adam saçı bembeyaz, hocaların hocası, bütün hadisleri millete okutan ve ona bu soruyu kim soruyor? Mehmet Görmez soruyor. Mehmet Görmez soruyor. 15 sene bunun nezaretinde bu diyanet yürütüldü. Ondan sonra herkes bana çattı. O bu soruyu soruyor. Yani siz diyor yani soru soruyor ki onu deşmek için. Mevzuyu açmak için soru soruyor. Nasıl sen bana bir şey söyletmek istersen bir soru sorarsın da beni konuşturursun ya. Damarıma basarsın. Ben yani de damarıma basarsan ben de iki saat susturamazsın sonra. Ha işte onun gibi, o da ona bir soru soruyor, o da bu cevabı veriyor. Peşinden de böyle bir duruyor. Daha da diyor, diyecek şeylerim var diyor. Böyle duruyor. Neyse demeyeyim diyor. Daha ne diyecekti peygamber acaba daha? Onu da bilmiyoruz yani. Oradan birileri kısık seslen, de hocam, de hocam diyor. Baba bak daha da ne diyecekler acaba? Diyor ki, sahabe de bu yanlışı yapmış diyor. Yani Kazı İyaz, hadi sahabeden 400 sene sonra, 500 sene sonra. Sahabe de peygambere böyle diyor, çok hürmet etmiş diyor. Yanlış diyor. Hele diyor İbni Ömer diyor. İbni Ömer kim ya? Abdullah İbni Ömer. Kim o? Sahabede dört tane fıkıhçı var. İslam'ı en iyi bilen. Birisi de Abdullah İbni Ömer. İbn Ömer demek, Abdullah İbn Ömer demek aynı şey yani. Abdullah İbn Ömer özel ismi Abdullah. Ee, Hazreti Ömer'in oğlu. O diyor babasına da muhalefet etmiş diyor. Babası o kafada değil diyor. Ha şaveke Hazreti Ömer o kafada değilmiş de. Hazreti Ömer o kafada değil de oğlu o kafada olsa Hazreti Ömer onun kafasını kırar. <laughs> yani İslam'a bir şey kattırır mı Hazreti Ömer ya? Peygamber diyor oturduğu yerde o da oturmuş diyor, kalktığı yerde o da kalkarmış diyor, gidermiş diyor bir ağacın altına diyor. Millet ne yapıyor acaba burada? Neyse, Resulullah burada oturmuştu, ben de oturdum dermiş diyor falan diyor falan. Yanlış diyor bunlar. Abdullah ibni Ömer'in adını ağzına almadan, ne bileyim ya, kaç kere ağzını yıkayacaksın? Gusül abdesti bile alsan kurtarmaz ya. Abdullah ibni Ömer'e söylüyor. Abdullah ibni Ömer hakkında ne var? Nas var. Hadis var. Hem de nerede? Bukhari'de. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ni'mer raculü Abdullah. Abdullah ne güzel adamdır diyor. Şimdi Abdullah ne güzel adamdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafadan söyleyebilir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdukları hep nedir? Vahiydir. Allah Abdullah bin Ömer'i beğenmese Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeye Abdullah ne güzel kuldur der mi ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin hakkında Allah'tan veya kendinden hiç ne güzel adam demiş mi ya? Ama Abdullah ibn Ömer için ne güzel adam demiş ya. Böyle bir müjde kime nasip olmuş? 114 bin sahabe var. Fıkı en iyi bilen kimdir? 114 bin, 120 bin o rakam orada bir binler arasında ihtilaf olabilir. Yani 100 binden yukarı olduğu ittifaklıdır. 110 binlerin. Sahabe bütün fetva kime soruyorlardı ya? Ya Abdullah ibn Abbas'a soruyorlar, ya Abdullah ibn Amra soruyorlardı, ya Abdullah ibn Ömer'e soruyorlardı, ya da Abdullah ibn Mesude soruyorlardı. Bunlar dört tane Abdullah'tır. Abadile Erbaa deniyor, dört Abdullah. Sahabe normal bir sahabe değil. Ha, normal bir sahabe olur, çölden gelmiştir iman etmiştir, bir namaz kılmıştır arkasında, sahabe olmuştur. Başımızın tacı, onda hiç şüphemiz yok da. Bu, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dersinde, halakasında, mescidinde yetişmiş. Ve bütün sahabe fetvayı buna soruyor. Bu adamın yaptığını diyor, bunlar sahabenin de böyle işleri var ama diyor, bunlar yanlış işler, böyle bir peygambere ben inanmıyorum diyor. Bütün millet müftü olana kadar dersi bundan okuyacak. Bu Ankara ilahiyatta herhalde zaten. Bu Ankara İlahiyat. Allah, Allah, Allah. Hayırla ıslah eyle ya Rabbim. Oradaki ehli sünnet alimlere cesaret ver ya Rabbim. Bunlara karşı reddiye yapma cesareti ver ya Rabbim. Bu ne olacak ya? Bu ne olacak ya? Bu konular bu memlekette konuşulursa Allah'ın rahmeti gelir mi? Allah'ın bereketi kalır mı? Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde konuşulacak. Bunu ateist böyle konuşmuyor deist böyle konuşmuyor. E sen din adamıyım diye hocaların hocaların hocası ya. Diyanet reisleri seni takdim ediyor. Buyur diyor. Diyanet reisleri senin hakkında anma programları düzenliyor. Diyanet reisleri seni met etmekten ömrü geçiyor. E sorularını soruyor. Düşün ki yani bir katibi e, spiker mahiyetinde, bir Diyanet reisi unvanındaki bir adam ona spikerlik yapıyor. Ve bu adam da bunu konuşabiliyor. Ve daha da neler diyeceğim ama dur kalsın diyor. Onlar da diyorlar ki de bakalım diyorlar. O da demiyor. Ne diyecekti çok da merak ediyorum ya. Ne diyecek acaba? Şimdi onu yorum yapamam. Ne diyeceğini bilmediğim için. Ama ağzından çıkan sözler bizim sitede varmış. Onun için Allah Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu kalplerimizi hidayete erdikten erdirdikten sonra kaydırmasın